Arkamızda bulunan şey elektron hızlandırıcı tabancası ve enjektörü. Tamamen yerli tasarım ve yerli üretimle lazer üretimini öngören 65-50 sayılı kanun çerçevesinde kurulan tarla dediğimiz hızlandırıcı merkezimizin en önemli ürününün oluşacağı mekanizma. Bu aslında Türkiye için bir gurur kaynağı. Niye? Çünkü tamamen yerli, tamamen milli, hem tasarımı hem üretimi yerli mühendislerimiz tarafından yapıldı. Ve devletimiz 65-50 sayılı ileri araştırma altyapısını oluşturmak adına kurduğu kanun çerçevesinde Türkiye'deki 8 merkezden bir tanesinin içinde bulunuyoruz ve burası belki bugün için çok hissedilmiyor olabilir ama 2026'dan sonra Türkiye'nin dünyada adını en çok duyuracağı hem ilaç sektörü, hem savunma sanayi, hem de gıda sanayinde çok ileri teknolojik ürünlerin üretildiği, ülkemize bilgi ve teknolojinin üretime dönüştüğü bir merkez haline gelecek bir merkezin en önemli unsuru. Devletimiz buraya bütçe, kadro ve imkan tanıyor. Neyi amaçlıyor? Birkaç tane amacı var. Bir tanesi bilgi ve teknolojiyi kullanarak üretim yapmak, ileri araştırma altyapısını oluşturmak ve tersine beyin göçünü sağlamak. Tabii kanserde, nörolojik hastalıklarda, diğer hastalıkların teşhisinde ya da tedavisinde ya da gıda sanayi ile ilgili konularda ya da işte uzay çalışmaları şu anda çok fazla, mesela radyasyon ölçümü ile ilgili bir takım ileri araştırmaları da yapan bir merkez olacak. Tarla şu anda o tersine beyin göçünü sağlamış durumda. Nasıl sağladı? İsviçre'de yetişmiş bir Türk bilim insanı şu anda buradaki en kritik noktada çalışıyor. Birçok arkadaşımız, yine yurt dışında yetişmiş arkadaşımız burada yine bizim kadromuzda. Ankara Üniversitesi ilişkili bir merkez burası. Hızlandırıcı enstitümüz var. Orada yüksek lisans ve doktora programlarıyla insanlar yetiştiriyoruz. Bir yandan da yetişmiş insanlar gelip orada akademik faaliyette bulunuyor. Bir arkadaşımız da Ürdün'de SESAME diye benzeri bir kuruluş var. O SESAME'nin burada Demet Hattı diye belki gezerken göreceksiniz. Demet Hattı'nın oluşumundaki şunların genel ismini de Demet Hattı diyebiliyoruz. O Demet Hattı'nın kuruluşunda tarlanın bir elemanı orada şu anda aktif olarak görev yapıyor. Yani dolayısıyla biz bilgi ihracatı yapmış oluyoruz. Tersine beyin göçünü sağlıyoruz. Buradaki arkadaşlarımız da gereken yerlerde de bilgi ihracatını yapmış oluyor. Dolayısıyla tarla şu anda bilgi ve teknolojinin bilgiye dönüşümü ve bilgi ihracatına başlamış durumda. Şu anda 2 tane Avrupa Birliği, 9 tane TÜBİTAK projesi yürüyor. Yani bilgiyi üretmeye başladık.